Afşin Belediyesi kış ayının gelmesini bile beklemeyerek asfalt ve parke kaplama çalışmalarını hızlandırarak devam ettiriyor. Kale Mahallesi, Fatih Caddesi ikinci etap yol çalışmaları kapsamında sıcak asfalt kaplama çalışmaları aralıksız sürüyor. Belediye meclis üyeleriyle birlikte asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen ve açıklamalarda bulunan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven şunları kaydetti. Kale Mahallesi Fatih Caddesi'ndeyiz. Altyapı bitti 4 hafta önce. İnşallah biz de zemini hazırladık. Sıcak asfaltımızı döküyoruz. Yine bu vesileyle söylemek istiyorum. Afşin'in tüm sokak ve caddelerinin altyapımız yenileniyor. Tabii altyapı biten sokak ve caddelerimiz var. Yeni başlanan var. Bitmek üzere olan var. Devam eden var. Biten yerleri hızla yapıyoruz. Daha önce de şöyle bir adet olmuş. Belediye başkanına geliyor vatandaşlarımız haklı olarak. İşte sokak çamur buraya yapar mısınız falan. Tabii bizim böyle bir lüksümüz yok şu an. Bir yeri seçme lüksümüz yok. Her tarafı aynı standartlarda yapacağız. Asfalt ve kilit parça olarak. O yüzden kimsenin özel ricada bulunması da gerekmiyor. Zaten asli görevimiz bir sokağa atlamaksızın, tek bir sokağa atlamaksızın çalışmalarımız devam edecek. Dolayısıyla altyapıyı hazırladık, yatırım altyapısını. Rahatlıkla her sokağa, her caddeyi, her hanenin önünü yapacağımızı söylüyoruz. Bunu da siyasi bir slogan olarak söylemiyoruz. Çünkü altyapısını hazırladık. Şimdi üretimle ilgili bir sorunumuz kalmadı. Hızla Afşin'in tüm mahalleleri, caddelerin üst yapı çalışmaları devam ediyor. Güven, çalışmaların her mahalleye eşit standartlarda yapıldığını ifade etti. Altyapı çalışmasının devam ettiği mahallelerimiz var. Beyceğiz, Yeşilyurt, Pınarbaşı gibi. Bu mahallelerde biten arterler hemen giriyoruz. Yeşilyurt'ta biten yerlere girdik. Pınarbaşı Mahallesi'nde biten yerlere girdik. Çalışmalar da devam ediyor. Ama Beyceğiz Mahallesi'nde henüz bize teslim edilen birkaç sokak dışında bir cadde, sokak yok. Altyapı çalışması devam ediyor. Sanırım Kaski taşeron firmasıyla da ilgili Kaski'nin bir sıkıntı var. Beyceğiz'de biten bugün iki sokak ismi verildi. O iki sokağa da bugünlerde gireceğiz. Bizim orada beklememizin tek sebebi altyapı çalışmasının bitmemesi. Bu konuda da ben Beyceğiz şimdiye kadar da doğru dürüst yatırım almamış ama yaptığımız yerlerdeki standartların tamamı Beyceğiz'de de uygulanacak.